Bedocuğum çıkar bizim hesabı ya. Asıl kayış almıyordu hocam. Elimizle taşıyalım. Ne olacak? Ben parayı kıyıyorum. GFC bir tane Luder alacağım. Yaz oraya 1500 kişiler atları açtım abi. Tabanca var mı ya tabanca? Ne oldu abi bizim hesap? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrecan Karagöz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023'te Airsoft oyuncak fiyatlarına bakacağız. Bunu yaparken de kullanacağımız site armoro.com olacak. Oradaki oyuncaklara bakarak aşağı yukarı bir piyasa analizi yapacağız kendi kafamızda. Geçen hafta da böyle bir video çektim. O yanlış anlaşıldı. Çok yanlış anlaşıldı hatta. Hani bazı kişilere ve kurumlara zarar vermemek adına o videoyu kaldırdım. Şimdi yeniden çekiyorum arkadaşlar. Bunların da hepsinden önce bir duralım. Bir sakinleşelim. Şöyle bir videoyu durduralım. Beni bir dondurun. Ondan sonra sağ altta abone ol kısım var. Ona basacağız. Hemen onun altında beğeni tuşu var. Ona basacağız. Hemen onun altında yorum yap kısım var. Oraya da dostlar yazacağız. Şimdiden yazacağız. Acaba fiyatlar ne oldu? Acaba fiyatlar arttı mı yoksa aynı mı? Onlara bakacağız. Ondan sonra hep birlikte bu güzel videonun tadını çıkaracağız. Uzun sürede de video atamıyordum malumunuz. Bayağı yoğundum. Bundan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Ama bundan sonraki süreçte videolar aksaksız bir şekilde gelecek. Ve çok güzel oyun videoları da gelecek arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Haydi videoya geçelim. Şimdi dostlar tekrardan söylediğim gibi baz aldığım site armorion.com olacak. Armorion'da bildiğiniz üzere Airsoft ve Paintball üzerine bir satış mağazası kurumu. Hani sahibi Ali abi, güzel bir dostluğumuz var. Şimdi burada ben ana sayfada dolaşıyorum. Burada Airsoft kısım var. Airsoft tüfeğe girmeyelim. İlk şeye bakalım. Aksesuarlara bakalım. Birkaç tane böyle gözümüze takılan varsa onları söyleriz. Oradan devam ederiz dostlar. Şimdi ilk kısım aksesuarlar. Bakalım aksesuarlarda neler olmuş, neler değişmiş. Dostlar, Airsoft aksesuarlarında Zero and Gear diye tüfek ve ekipman taşıma çantası var. Ben bunları ilk defa görüyorum. Bunlar yeni çıkmış. Büyük bir çantaya benziyor. Tüm eşyalarınızı koyabileceğiniz. Bakalım nasıl bir şeymiş. 105 litre. Yani buna beni bile sokabilirsiniz. Şöyle örnekler var bakın. Yani içinde kaskı var. Vest var mı? Kask, vest ve belt var. Oo, süper. Gerçekten süper. Şarjörler de var bakın. Şarjörleri de koymuşlar şuraya. Süper bir çanta. Daha göremediğiniz birçok gözü de vardır. Güzel bir ürüne benziyor. Alacak olan arkadaşlar varsa bir inceler. Hani iyi duruyor ürün. Benim çantam var. Ben zamanında çözmüştüm kendime çanta olayını. Şöyle bildiğim bir aksesuara bakıyorum. Dış gövde. Yani Armorion ürün çeşidi olarak bayağı zengin bir site arkadaşlar. Şöyle aksesuarlarda bunlar var. Buradan çıkalım. Aa, bakın şu çanta kampanyaya girmiş. Bunu hatırlıyorum. 3800-4600 liradan 3700'e gelmiş. Hard case sağlam bir çantadır. Tavsiye ederim yani. Almak isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim şuraya. Pil ve şarj aleti diyelim. Bakalım pil ve şarj aletlerinde neler var. Pile bakalım. Yani bu videoya bakıyorum ama bu videoda aslında ekipman toplayacağım yani. Mesela pil almak istiyorum diyelim. Burada iki çeşit pilimiz var. Tamiya lityum iyon pil ve T-Plug lityum pil. T-Plug bizim işimizi görür hocam. 875 lira bir tane pil aldık. Tamam mı? Şuraya yazdık. 875 lira cepte. Ha, şarj aleti yok. Şarj aleti de aşağı yukarı 1500-2000 liralara falan gelmişti. Öyle hatırlıyorum. Hani ikinci ellere daha uygun olabiliriz. Hadi 1500 lira da oraya yazdık. Gelelim işin en güzel kısmına, en keyifli kısmına. Airsoft tüfek arkadaşlar. AEG. Burada sıralamayı nasıl yapalım? Yüksekten düşeye diyelim. Şimdi burada biz ilk MG42 karşılıyor. AGM markanın ilk defa duydum. Ama güzel bir oyuncağa benziyor. Ben buradan kendi isteğime bakacağım. Ama 17 bin lira diyorum direkt düz olarak. Benim oyuncağım Noveske 11 bin lira olmuş. Yani güzel makine, bayağı iyi. Ben Noveske'ye sahibim. Ama Noveske dışında bir oyuncak daha almak istiyorum. Böyle almak isteyip alamadığım bir oyuncak var mı diye bakıyorum. Onlardan bir tane almak istiyorum. Ben şu 416'yı almak istiyordum ya. Şunu hatta. Aynen öyle. Bunu almak istiyordum. Bakın kampanyaya girmiş bu da. 10.341'den 8.273'e gelmiş. Bu devirde bu fiyata oyuncaklar vallahi helal olsun. Hani zor bulursunuz. Bu oyuncağı alalım. 8.273'e oyuncağı yazdık arkadaşlar. Hani şöyle açalım oyuncağı bakalım hatta. Hector Koch 416'nın replikası. Şöyle yeni nesil
Yani 416'lar el kullanımından gördüğünüz üzere dipçiği, gripi, şarjörü, lisanslamalar tabii ki spekine ait ama oyuncak tamamen 416'dan esinlenilmiş bir replika. Şöyle çeşitli çeşitli fotoğrafları var bakın. Neymiş bunun Gearbox olayı? Yani şey, Quick Spring Change olayı var arkadaşlar. Bir tornavida yardımıyla hemen 5 dakikada da yayını değiştirebiliyorsunuz. Ağırlığı 3 kilo. Namlu FPS'i ise şey FPS'i ise 410'dan 310'a çekilebiliyor. Bunlar içinde iki tane yayla geliyor. Bir oyuncağın üzerinde takılı Envizyon yay var. Bir de kutunun içerisinde M90 yay var. M90 yayla 310'a çekiyorsunuz. Üzerinde standart olan yayla da 410 FPS güç alıyorsunuz. Gayet iyi arkadaşlar. Oyuncağın detaylı özelliklerine girmeyeceğim. İnanın bu oyuncak ilk geldiği zamanlar daha pahalıydı. Ali abi güzel bir kampanya yapmış. Hani arayan arkadaşlar varsa tavsiye ederim. 8.273 liraya bunu aldık. 875'e bir tane pil aldık. Şarj aletini de 1.500 lira dedik. 2.272. 8.273'te 416 dedik. Ne yaptı? Matematik bitti. 1.500-800 daha. 2.372. 10.372 artı 10.500'lerde falanız şu an. Küsuratı hesaplayamadım. 10.500 o civarlardayız arkadaşlar. Oyuncağımızı çözdük. İkinci bir oyuncağa gerek yok diye düşünüyorum. Airsoft Text'ine giriyorum. Bakalım burada bizim işimize gelen bir şey var mı? Ha, burada askı kayışları, tişörtler var. Ya ben bunları istemiyorum hocam. Ben bir tane ne alayım? Askı kayışı alayım. Askı kayışı 2.624 lira. Kim? Ha, bunlar orijinal ürünler. Yani Amerika'dan direkt gelme. Kalite istiyorsanız o paraları vermek zorundasınız. Ama o benim bütçemi aşacağı için ben onu almayacağım. Ondan vazgeçtim şimdilik. Askı kayışı almıyoruz hocam. Elimizde taşıyalım. Ne olacak? Biraz da zorlanalım yani. Eskiden askı kayışı mı vardı? Bot alalım. Bir tane bot alalım. Bakalım botumuz var mı? Tamam. Burada işimize yarayan bir bot var. Bakalım özellikleri neymiş? Şöyle güzel bir şeye benziyor. Yandan. Fotoğraflar çok yakın çekilmiş. Böyle botun ağzı kocaman durmuş. Koca burunlu şey gibi böyle. İyi iş görür. Su geçirmez. Tan. Bileğimizin bükülmesini engelliyorsa. Arazide kayma yapmaz diyor. Konfor olarak spor ayakkabıdan farksız. Tamam babam. Bizim istediğimiz olay çift ağırlığı 930 gram. Gayet iyi. Su itici deri ve kumaşı da varmış. Tamam. Bileğimiz içinde bükülmüyorsa, içi de rahatsa, konforsa, su da geçirmiyorsa bu bizim işimizi görür. Bizim hesabımız 12.500 küsürde. 1.200 TL'de buradan geldi. Oldu sana 13.700. 12.500, 13.700 oldu. Tamam. Düzeltme geldi arkadaşlar. Düzeltme geldi. 11 bin kaçtı? 947. 11.947. Böyle hatalar olabilir. Mazur görün. Şarjörlere gelelim hocam. Bize mid cap lazım. Şimdi ben high cap'le uğraşamam. Fır fır fır. Alttan çevir çevir. Olayın milisimi yok yani, anladınız mı? Bize gelmez alttan çevirmeli. Bakalım neler var hocam elimizde. Her çeşit var nerede. Tamam, spekler misin? M4 ile M16 Airsoft tüfekleri için şöyle 5 tane şarjörü var. Ben bunu alıyorum abi. Yaz baba 1.421. Yaz oraya 1.500. Küsuratla uğraştırma bizi. Tabii efendim. Düz yap. Yaz baba 1.500. 13.000 bilmem ne. Şu anda hesabımız bu. Bakalım. Daha tabanca alacağız oğlum. Bir dur, boncuk alacağız. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Allah Allah. Bir Luder var mı? Yaz baba. Ben paraya kıyıyorum. GFC bir tane Luder alacağım. 666 TL. Yaz abi. Yaz abi 666. Arkadaşlar şaka maka var ya, bu iş çok aparatif. Yani var ya, şu o kadar rahat ve o kadar muhteşem bir şey ki, o kadar büyük bir buluş ki, Allah bunu bulanlar razı olsun ya. Vallahi razı olsun ya. Yazdın mı abicim Yazdık 666? abi. Tamam abi, devam edelim abi. Dabanca var mı ya, dabanca? Şimdi V-Glock fiyat performans ürünü. Piyasada alınabilecek en rahat oyuncaklardan bir tanesi arkadaşlar. Hem ucuz, hem uygun, hem de uzun ömürlü. Bol bol kullanırsınız. Problemde yaşamazsınız. Ben Glock 19 hastasıyım. Hani siz ne seversiniz bilmiyorum. Ama ben bu makineyi alır çatışmaya dalarım baba. SUKB'ye girerim, bam 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 bam. Anladın mı? Yaz oraya 3.700. Yaz abi V-Glock 19 Gen 4 Airsoft tabanca.
Sağlam makinedir. Severiz. Şekli de güzeldir. Ne oldu abi bizim hesap? 17.813 oldu. Tamam. Devam ediyoruz abi. Yo, tabanca kılıfı almayacağım. Ben belime takacağım. Ne diyor? Universal tabanca kılıfı. Tabanca. Bu olur herhalde Glo. Universal diyor. Yaz baba. 670 tane yaz baba. Ben bir tabanca kılıfı da aldım kendime. Universal. Yani Glock mulak hepsi uyuyorsa sıkıntı yok. Uyumazsa da Ali abiyle değişim yaparız. Problem olmaz. Ali abi bizi üzmez. Baba Glock 19 şarjörü var. Tamam, ben şarjörümü aldım, yolumu alıyorum. İki tane de şarjör aldım. 1400 lira kardeşim, yaz. Bak burada şarjörüm 10 numara. Şarjör önemli. Şimdi bir tabanca da var kardeşim. 17-18 BB. Tak 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 tak, hemen bitiyor. O yüzden almak lazım. Tamam mı abicim? Şimdi Airsoft BB'ye geldim ben Medo. Armor on Airsoft. 1 kilo diyor. İşimizi görür. 185 lira. Yaz abi 185 lira. Boncuğumu aldım. Pilimi aldım. Şarj aletimi aldım. Gözlük almadım. Hiç uyarmıyorsun beni. Gözlük almadan nasıl oyuna gireceğim oğlum? Gözlüğü söylemen lazım bana. Gözlük olmadan oyuna giremezsiniz arkadaşlar. Hani babanızın oğlu da olur. Yani kim olsa olsun oyuna giren o oyunu oynayamazsınız yani. Ben filmli gözlük sevmiyorum. Hani benim gözlüğüm şeffaf olacak arkadaşlar. Çünkü görüşü engelliyor kesinlikle. 575 liraya 10 numara bir gözlük. Şöyle CVSI modeline de benziyor. 10 numara. Ben bunu aldım baba. Kılıfı da var. Her şey de var. Gayet güzel. Yaz Bedocuğum. 575. Yazdık. Tamam baba. Hesap kabardı ama olsun. Her şeyimizi aldık. BB'mizi aldık. Pilimizi aldık. Şarj aletimizi aldık. Oyuncağımızı aldık. Tabancamızı aldık. AliExpress'ten bir tane şey alacağım ben. Multicam. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Ben Multicam sevmiyorum, açık konuşmak gerekirse. Ben kendime bir tane Black Multicam almak istiyorum. 600 lira kamuflaj yazıyorsun. Bir tane de helmet çözüm kendime. Şimdi helmetsiz olmaz. Ne baba bu? Ya bu AliExpress'ten ürün alırken arkadaşlar satıldığı kısmına dikkat edin. Yani ürün ne kadar çok satılırsa ürün o kadar garanti oluyor. Yani size geleceği. O yüzden ona çok dikkat edin. Bazı ürünler bir adet satıldı diyor. 100 lira diyor. Fiyatı 100 lira, kargosu 500 lira çıkıyor. Öyle patlatıyor sizi. O yüzden ona dikkat edin. 653 liralığı alacağım. Diğerinde hava kanalı yok. Bunda hava kanalı var. Yazdım mı da 653? Tamam, ben bir şey daha alacaktım buradan. Dur, ne alacaktım buradan ya? Evet. Joe West West. Hücum yeleği. Hesap bayağı kabardı ha Bedo. Para böyle iniz. Arkadaşlar şuradan böyle güzel sevdiğim bir model yakalarsam hemen parayı basacağım, alacağım anasını satayım. Ya sevdiğim modeli bulamadım şimdi dostlar. Aa, buldum tamam. Tamam buldum, sıkıntı yok. Herkes iyiyse problem yok hocam. Tamam, sevdiğim modeli buldum. Bedocuğum yaz yavrum oraya 4000 lira. 4000 lira bizi bozmaz. Bedocuğum çıkar bizim hesabı ya. Bu videoda hem 2023 Airsoft oyuncak fiyatlarına biraz baktık. Hem de AliExpress'teki ekipmanların fiyatlarına baktık. Aslında benim aldığım vest çok pahalı bir vest. 3545 lira arkadaşlar. Yani siz bunu almak zorunda değilsiniz. Tamam mı? Hani siz bunu 1000 liraya da 400 liraya da kapatırsınız. İkinci elleri çok fazla var. Onun dışında 25.000 lira tuttu. Şimdi 25.000 lira geçen sene bu zamanlarda arkadaşlar açık konuşuyorum 15.000 liraydı. Yani geçen seneden bu sene 10.000 lira fark oynamış aşağı yukarı tüm ürünlerde. Bence rakam hala başlayabileceğimiz seviyede. Hani ben bunları tek seferde alıyorum. Ha, bakın. Ama siz isterseniz bir gözlük, bir pil, bir BB ve bir oyuncakla hemen yarın başlayabilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? Aşağı yukarı 10.000 liraya yarın başlayabilirsiniz. Kafanıza büyütmeyin bu mevzuyu. İkinci el oyuncak almak isterseniz de 6.000 liradan üst seviyelere kadar bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu video bu şekildeydi. Bu videoda amacım hem 2023'teki Airsoft ekipman ve oyuncak fiyatlarını sizlere göstermekte, hem de ekipman toplamaktı. İkisini bir arada yaptık. Bence gayet güzel oldu. Beğeneceğinizi düşünüyorum dostlar. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizlerin düşüncesini bizler için çok önemli. Yorumlarda lütfen belirtin. Hani böyle böyle yapsak daha mantıklı diyebileceğiniz noktalar varsa orada kesin de belirtin. Orada sizlerle tartışmayı ve konuşmayı çok isterim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.
Asıl kayış almayacağım. Elimizle taşıyalım. Ne olacak? Ben parayı kıyıyorum. GFC bir tane Luder alacağım. Yaz oraya 1500 kişi rahatlar açtım abi. Tabanca var mı ya tabanca? Ne oldu abi bizim hesap? Buducuğum çıkar bizim hesabı ya. Asıl kayış almıyor hocam. Elimizle taşıyalım. Ne olacak? Ben parayı kıyıyorum. GFC bir tane Luder alacağım. Yaz oraya 1500 kişi rahatlar açtım abi. Tabanca var mı ya tabanca? Ne oldu abi bizim hesap?